Geçmiş olsun Sultan. Gece beni aradığında canına kıyacağını hiç düşünmemiştim. O kadar çok düşündüm ki. Gündüzü düşündüm. Onu öyle nasıl yalnız bırakacağım diye düşündüm ama. Dedin ama bıraktın. Eğer ölseydin çocukcağız tek başına kalacaktı bu hayatta. Taşıyamıyorum. Ayakta duramıyorum artık. Bu yük çok ağır geliyor. Umudumu kaybettim ben de, ne yapayım? Bir baktım elimde bir donlu oradayım. Bir anne çok güçlü olmalı bu hayatta. Tabii herkes o kadar güçlü olamayabiliyor. Neyse, ben seni daha fazla yormayayım. Tekrar geçmiş olsun. Alevlerin arasında seni gördüm. Oradaydın. Anlamadım. Alevlerin arasında seni gördüm. Beni kızının mezarına götürdüğün o an geldi gözümün önüne. Aklın karışmış. Normal. Hiç iyi değildi. Dedim ya. O an geldi gözümün önüne. Benim de dedim kızımın mezarı olsaydı, gidip başına dua edebileceğim. O zaman bağrıma taş basardım. Ne yapıyorsam acımdan yapıyorum. Böyle üstümü başımı yırtasım geliyor. Bu hayat benim kızıma bir mezarı bile çok gördü. O beğenmediğin hayat seni çekip çıkardı ateşten. Bence sana verilmiş bir mesaj bu. Belki de gerçekleri artık kabul etmelisin. Yoluna devam etmelisin. Kızın olmadan. Sen ve oğlun. Bununla yetinmen en iyisi. Tatlım, sonunda gelebildin. Perişan oldun hastane köşelerinde. Gel. Sen neden gelmedin? Sözde önemsiyor gibiydin Sultan teyzeyi. Çünkü onun ne yaşadığını çok iyi biliyorum. Ben de ölmek istedim defalarca. Ablanı kaybettiğimde yani. Ama yapamazdım. Sen vardın. Belli ki sultanım vazgeçmiş hayattan da, gündüzden de. Hep bir mazeretin var değil mi? Asla umrunda değil normalde. Al işte, bak. Oraya giderken beni aradı. Ne kadar acı çektiğini anlattı. Tıpkı benim onu mezarlığa götürdüğüm gibi. Acısını paylaştı benimle. Tabii. Sen bunu anlayamayabilirsin. Ama sultanımla aramızda özel bir bağ var. İşte bu yüzden ona kızmaya hakkım var. Bence aranızda bir bağdan ziyade senin ona bir hırsın var. Eskiden nedenini anlayamıyordum. Düşünüyordum ama bulamıyordum. Şimdi anlayabiliyorum. Neymiş o anladığın? Hı? Benzer hikayeler yaşamışsınız. O kızını bulabilmek için ömrünü harcamış. Sen kızının mezarına adını bile yazmamışsın. İşte dayanamadığın nokta bu. Saçmalık. Bir kere ikisi aynı şey değil. Ayrıca
marifet aramakta değil, hiç kaybetmemekte.